Merhabalar arkadaşlar, Hadi Örseni YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda 1,5-2 yaş ölçülerinde önlerine ve arkasına buğday başağı modelini uygulamış olduğum bebek yeleğinin anlatımını yapacağım. Yeleğimi 3,5 numara şiş kullanarak ördüm. 2 yumakta ip kullandım. İpim Kartopu Baby One. Renk kodu ise K259. 2 yumaktan çok az ip kaldı arkadaşlar. Yeleğimizin ölçüleri şu şekilde. Beden genişliğimiz 29 santim. Bedenimizin uzunluğu ise 35 santim. Yeleğimizin arka kısmını da göstermek istiyorum. Arka kısmı da bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten çok şık, çok gösterişli bir yelek oldu. Ben çok sevdim. Umarım sizler de seversiniz. Beğendiyseniz arkadaşlar yorum olarak yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kanalıma ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Yeni örgü videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi buğday başağı yelek modelimizin yapımına geçelim. Örmek isteyen herkese kolay gelsin. Yeleğimizin önce arka parçasını örüyoruz arkadaşlar. Arka parçamız için 3,5 numaralı şişimize 76 ilmek atıyoruz. Daha sonra 4 haroşa sırası örüyoruz. Kenarlarımızın bu şekilde tırtıklı olması için sıra sonunda son ilmeği örmeden alıyoruz. Sıra başında ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Ben haroşamı her iki yönde de ters olarak ördüm. Siz her iki yönde düz olarak örüyorsanız o şekilde de örebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. 4 haroşa sırası ördükten sonra şimdi modelimizi kurmaya geçeceğiz. Fakat hem sağ kenarda hem sol kenarda 7 ilmek haroşamız devam edecek. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşa ördüm. Şimdi 2 ilmek ters örüyorum. 1, 2. Şimdi 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz örüyoruz. İki ters, üç düz. İki ters, üç düz olarak sıra sonunda 7 ilmeğimiz kalana kadar örmeye devam edelim. Sıra sonunda 7 ilmeğim kaldı. En son 3 ilmek düz, 2 ilmek ters ördüm. Şimdi 7 ilmek haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Son ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenarlarımızın tırtıklı olması için sıra sonunda ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sıramıza başlarken ters olarak örüyoruz. Yine 7 ilmek haroşa örüyorum. Şimdi arka yüzde örmüş olduğumuz ters ilmekleri, ön yüzde örmüş olduğumuz ters ilmekleri arka yüzde düz olarak örüyorum. 2 ilmek düz. Ön yüzde 3 ilmek düz örmüştük. Arka yüzde 3 ilmek ters örüyoruz. Yani tam tersini yapıyoruz. 2 düz, 3 ters. Ön yüzde 2 ters 3 düz, arka yüzde tersleri düz, düzleri ters. Yani 2 düz 3 ters. 2 düz 3 ters olarak yine sıra sonunda 7 ilmeğimiz kalana kadar örelim.
arka sıramı tamamladım. Ön yüze geçtim. Yine kenarda 7 ilmek haroşomu ördükten sonra 2 ilmek ters örüyorum. Şimdi arkadaşlar bu sırada modelimizi kuruyoruz. İpimi arkaya aldım. Ortadaki ilmeğin en altındaki, altından sayalım ortadaki ilmeğimizin. 1, 2, 3. 3 ilmek sayıp 3 ilmeğin ortasına batıp oradan 1 ilmek şu şekilde çıkarıyoruz. Daha sonra 3 düz ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Daha sonra aynı yere tekrar batacağım arkadaşlar. Şu şekilde ilmeklerimi tutuyorum. Çıkmaması için, elimde ördüğüm için arkadaşlar. Siz daha farklı örüyorsanız daha farklı batabilirsiniz. Aynı yere şu şekilde batıp tekrar bir ilmek çıkarıyorum. Toplamda 5 ilmeğimiz oldu. Kenarlarda uzun ilmeğimiz, ortada ise 3 düz ilmeğimiz var. Şimdi arada olan 2 ters ilmeğimi örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Tekrar ortadaki ilmekten aşağıya doğru sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü boşluğa batıp bir ilmek çıkarıyorum. 1, 2, 3. 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar şu şekilde ilmeklerimi tutup aynı boşluğa batıyorum. Bir ilmek daha çıkarıyorum. Bu sıramızı bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Aradaki 2 ters ilmeğimi ördüm. Şimdi ortadaki ilmekten aşağıya doğru 1, 2, 3 sayıp 3. deliğe batıp bir ilmek çıkarıyorum. 1, 2, 3. 3 ilmek ördüm. Tekrar aynı yere batıyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarıyorum. Şimdi 2 ilmek ters örüyorum. Aynı işlemi tekrar yapıyorum arkadaşlar. Aradaki ters ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Ortadaki 3 düz ilmeğin ortasındaki ilmekten aşağıya doğru 3 ilmek sayıp oradan ilmek çıkarıyoruz. Şimdi tekrar 3 düz ilmeğin ortasındaki ilmekten aşağıya doğru sayalım. 1, 2, 3. Üçüncü deliğe batıp buradan 1 ilmek çıkardım. 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. 1 ilmek daha çıkarıyorum. Tekrar aynı yerden 1 ilmek daha çıkardım. Aradaki 2 ilmeği ters olarak örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. 1, 2, 3. 1 ilmek çıkardım. 3 ilmek düz örüyorum. Şu şekilde ilmeklerimi tutuyorum. Tekrar aynı yere batıp 1 ilmek daha çıkarıyorum. Bu sıramızı bu şekilde örerek tamamlayalım arkadaşlar. 3 düz ilmeğimizin ortasındaki ilmeğin en altındaki deliğe batarak oradan ilmeklerimizi çıkararak sıramızı tamamlayalım. Sıramı örerek tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Toplamda arkadaşlar 12 modelimiz oldu. Şimdi arka yüze geçiyorum. Kenarda olan haroşa ilmeklerimi örüyorum. 7 ilmek haroşamızı örelim. 2, 4, 6, 7. Daha sonra haroşa ilmeklerimizin yanındaki 2 düz ilmeğimi örüyorum. İpimi öne aldım. Burada uzun ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Daha sonra 1, 2, 3. 3 ilmek ters örüyorum. Tekrar uzun ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. İpimi öne aldım. Uzun ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 ilmek ters örüyorum.
Uzun ilmeği örmeden aldım. 2 ilmek düz örüyorum. İpimi öne aldım. Uzun ilmeği örmeden alıp 3 ilmek ters örüyorum. Tekrar uzun ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. İpimi öne aldım. Uzun ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Uzun ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya alıp 2 ilmek düz örüyorum. Modelimizin ikinci sırasını da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Uzun ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek ters örüyorum. Uzun ilmeği örmeden alıp ipi arkaya alıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Sıramızı bu şekilde örerek tamamlayalım. Modelimin ikinci sırasını da tamamlamış oldum. Şimdi ön yüze modelimizin üçüncü sırasına geçtik. Kenarda olan 7 ilmek haroşamızı örelim. Haroşamızın yanında olan 2 ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şimdi burada örmeden almış olduğumuz uzun ilmeği şu şekilde şişime takıyorum. Bu şekilde. Yani ilmeğin yönünü düzeltmiş oluyorum arkadaşlar. Şimdi buradaki 1 ilmek düzümüzü ördüm. Uzun ilmeği üstünden geçirdim. Örmüş olduğum ilmeğin üstünden geçiriyorum arkadaşlar. 1 ilmek düz örüp buradaki 3. düzümüzde uzun ilmeğimizi ikisini birlikte örüyorum. Tekrar bizim 3 ilmeğimiz oldu. 5 ilmeğimizi 3 ilmeğe düşürmüş olduk. Aradaki 2 ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi arkaya aldım. Buradaki uzun ilmeğimi şu şekilde sağ şişime takıyorum. Hem de ilmeğimin yönünü düzeltmiş oluyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Uzun ilmeğimi örmüş olduğum ilmeğin üstünden bu şekilde geçiriyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Buradaki uzun ilmekle bir düz ilmeğimizi ikisini birlikte örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Uzun ilmeğimizi şu şekilde batarak, şu şekilde arkadan, bu şekilde önden değil de şu şekilde arkadan batarak sağ şişime geçirdim. Bir ilmek düz örüp daha sonra uzun ilmeğimi örmüş olduğum düz ilmeğin üstünden geçiriyorum. Bir ilmek düz örüp buradaki uzun ilmekle 3. düz ilmeğimi ikisini birlikte örüyorum. Modelimizin 3. sırasında arkadaşlar bu şekilde örüp tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Şimdi arka yüze modelimizin son sırasına geçiyorum. Daha sonra ön yüzde tekrar aynı şekilde modelimizi kuracağız arkadaşlar. 7 ilmek haroşamı örüyorum. İki ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters. 2 ilmek düz. 3 ilmek ters. 2 ilmek düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. 7 ilmek haroşamız kalana kadar haroşamızı da örüp ön yüze geçelim. Arka sırayı tamamladım. Şimdi ön yüze geçtim. Modelimizin ilk sırasını tekrar örüyoruz arkadaşlar. Kenardaki 7 ilmek haroşa ilmeğimi örüyorum.
7 ilmek haroşadan sonra 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine 3 düz ilmeğimizin ortasındaki ilmekten sayıyoruz aşağı doğru. 1, 2, 3. Üçüncü deliğe batıp bir ilmek şu şekilde çıkarıyorum. Şimdi 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar ilmeklerimi şu şekilde tutarak tekrar aynı yere batıp bir ilmek daha çıkarıyorum. Bir ilmek daha çıkardım. Şimdi 2 ilmek ters örüp tekrar sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü deliğe batıp bir ilmek çıkarıp 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar aynı yere batıp bir ilmek daha çıkarıyorum. Modelimizin ilk sırasını bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Bir ilmek çıkardım, 3 ilmek düz örüp tekrar bir ilmek daha çıkarıyorum. Sıramızı bu şekilde örerek tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Şimdi arka yüze modelimizin ikinci sırasına geçiyorum. İlk modelde ördüğümüz gibi bu modelimizi de aynı şekilde örüyoruz. 7 ilmek haroşamızı ördükten sonra 2 ilmek düz örüyorum. Şimdi uzun ilmeğimizi örmeden alıyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Tekrar uzun ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. İpimi öne aldım. Uzun ilmeği örmeden alıp 3 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. Uzun ilmeği örmeden şişime takıp 3 ilmek ters örüyorum. 1 ilmeği yani uzun ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya alıp 2 ilmeği düz olarak örüyorum. Bu sıramızı da bu şekilde örerek tamamlayalım. Sıramı tamamlayıp ön yüze geçtim. Ön yüzde 7 ilmek haroşamı örüyorum. Haroşadan sonra 2 ilmek ters örüp buradaki uzun ilmeğimi şu şekilde şişime geçirip 1 ilmek düz örüyorum. Daha sonra uzun ilmeğimi düz ilmeğimin üstünden geçiriyorum. 1 ilmek düz örüp uzun ilmeğimle düz ilmeğimi birlikte örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Tekrar aynı şekilde uzun ilmeğimi sağ şişime geçirdim. 1 ilmek düz ördüm. Daha sonra uzun ilmeğimi düz ilmeğimin üzerine geçiriyorum. 1 ilmek düz örüp buradaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Şimdi aradaki 2 ters ilmeğimi örüyorum. Modelimizin 3. sırasını da bu şekilde örerek tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Şimdi arka yüze geçiyorum. Modelimizin 4. sırasını örmeye geçiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. 7 ilmek haroşa örüp 2 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz, 3 ilmek ters örüp ön yüze geçeceğim arkadaşlar. Tekrar modelimizi kuracağım. Modelimizi 4 sırada bir tekrarlıyoruz. Aynı şekilde örüyoruz. Bu şekilde örmeye devam edelim. Bu kısımdan sayarsak 39 haroşa sırası olunca kol kesimine geçelim arkadaşlar. Toplamda yani 39 haroşa sırası örelim kenardan sayıp o kısma gelelim, daha sonra kesimlere geçelim. Bu kısımdan sayarsak 39 haroşa sırası ördüm. Şimdi bu sırada kesimlerimiz olacak.
Artık modelimizi yapmıyoruz arkadaşlar. Bir ters bir düz olarak örmeye devam edeceğiz. Aralarda ise ilmeklerimizi keseceğiz. Toplamda 6 ilmek eksiltmiş olacağız. 76 ilmekle başlamıştık. Şişimizde 70 ilmeğimiz kalacak. Yine kenardaki 7 ilmek haroşamı ördüm. Şimdi bir ters bir düz olarak örmeye devam edeceğim. Önce bir ilmek düz, daha sonra bir ilmek ters olarak örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir ilmek düz ördüm. Şimdi ters ilmeğimde 2 ilmeği birlikte örerek keselim. Burada bir ilmek eksiltmiş olalım. Şimdi bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters örelim. Tekrar bir düz örelim. Şimdi ters ilmeğimizi 2 ilmeği birlikte örerek keselim. Yani yine bir ilmek ters örmüş oluyoruz. 2 ilmek eksiltmiş olduk. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ördüm. Şimdi tekrar bir ilmek daha keselim. Kesmiş olduğum ilmeği ters ilmeğe denk getiriyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar bir ilmek daha keselim. Bir ters bir düz olarak örüyoruz. Aralarda da birer ilmek kesiyoruz. Şimdi bir ilmek burada kestik. Bir ilmek de burada. Bir ilmek burada kestim. Bir ilmek de burada kestim. Toplamda 4 ilmek kesmiş oldum. Şimdi 2 ilmek daha keseceğim. Bir ters bir düz. Bir ters bir düz. Bir ters, bir düz. Şimdi bir ilmek daha kesiyorum. Şimdi burada bir ilmek daha keseyim. Toplamda 6 ilmek kesmiş olduk. Kesimlerimizi tamamladık arkadaşlar. Bir ters, bir düz olarak örmeye devam ediyoruz. Şimdi kenarda olan 6 haroşa ilmeğimi de örüyorum. Sıramı tamamlamış oluyorum. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde yine kenarda olan haroşa ilmeklerimi haroşa olarak örmeye devam edeceğim. Arada olan ilmeklerimi ise bir ters bir düz olarak örüyoruz. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Arkada ters olarak örmüş olduğumuz ilmekleri ön yüzde düz, ön yüzde düz olarak örmüş olduğumuz ilmekleri ise arkada ters olarak örüyoruz. Yani tam tersi olarak örmüş oluyoruz. Kenarlarımızı yine 7 ilmek haroşa olarak örmeye devam edelim. Aradaki ilmekleri bir ters bir düz olarak yaka kısmına kadar örüp gelelim. Model kısmını 39 haroşa sırası ördükten sonra 17 haroşa sırası da bir ters bir düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Şimdi arka parçanın yakasını örmeye geçiyorum. Kenardaki 7 ilmek haroşamı örüyorum. Daha sonra 7 ilmek bir ters bir düz örüyorum. 1
2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi ipimi öne aldım. 14 ilmeğim kalana kadar haroşa olarak örüyorum. Sıra sonunda 14 ilmeğim kaldı. 7 tanesini bir ters bir düz olarak örüyorum. Kalan 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Sondaki ilmeğimi örmeden alıp arka yüze geçiyorum. Şimdi yine İlk 7 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. Yedi ilmek bir düz, bir ters, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi ipimi öne aldım. Sıra sonunda 14 ilmeğimiz kalana kadar haroşa olarak örelim. Sıra sonunda 14 ilmeğim kaldı. 7 tanesini bir ters bir düz olarak örüyorum. Sonda olan 7 ilmeğimizi haroşa olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi yakamız için bir haroşa sırası ördük. 3 haroşa sırası örelim arkadaşlar. 3 haroşa sırası daha örelim. 4 haroşa sırasını tamamlayıp gelelim. Yakamız için 4 haroşa sırası ördüm. 4. haroşa sırayı ön yüzde ördüm. Arka yüzde yakamızı keseceğiz. Şimdi yine kenarda olan 7 ilmek haroşamı haroşa olarak örüyorum. Yedi ilmek de bir ters bir düz olarak örüyorum. Yedi ilmek haroşa, yedi ilmek de bir ters bir düz olarak ördüm. Toplamda 14 ilmeğim oldu. Şimdi 7 ilmek tekrar haroşa öreceğim. Toplamda 21 ilmeğimiz olacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Bir ilmek daha haroşa örüyorum. Omzumuz için 21 ilmek örmüş olduk arkadaşlar. Omuzda her iki kenarda 7 ilmek haroşamız olacak. Orta kısımda ise 7 ilmek bir ters bir düzümüz olacak. Şimdi ipimi arkaya alıyorum. Sıra sonunda 21 ilmeğimiz kalana kadar yakamızı kesiyoruz. Şu şekilde hem örüp hem kesiyorum. İlk ilmeği düz olarak ördüm. Şimdi bir ilmek yine tekrar düz olarak örüyorum. İlk örmüş olduğum ilmeği diğerinin üstünden geçirerek kesiyorum. Burada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 ilmeğimiz omzumuz için ayırdık. Şimdi yine 21 ilmek kalana kadar yakamızı hem örüp hem keselim. Bir ilmek düz olarak örüyoruz. Bir önceki ilmeği sonradan örmüş olduğumuz ilmeğin üzerinden geçiriyoruz. Sıra sonunda 21 ilmeğimiz kalana kadar
örerek yakamızı keselim. Sıra sonunda 21 ilmeğim kaldı. 7 ilmek haroşa örüyorum. Bir ters bir düz olarak 7 ilmek daha örüyorum. Sıra sonunda 7 haroşa ilmeğim kaldı. 7 ilmek haroşamı örüp sıramı tamamlıyorum. Omuzlarda 21 ilmeğimiz oldu arkadaşlar. Yakamızı bu şekilde kesmiş olduk. Omuzlarda 21 ilmeğimiz kaldı. Omuzları 5 haroşa sırası öreceğiz arkadaşlar. Arka parçamızı tamamlayacağız. Sondaki ilmeği örmeden alıp diğer yüze geçiyorum. 5 haroşa bu omzumuzu, 5 haroşa sırası da bu omzumuzu örelim arkadaşlar. Daha sonra omuzları ilmek tutucuya geçirelim. Ön parçaları ördükten sonra İki omzu birbirine örerek birleştireceğiz. Şimdi omuzlarımızı 5 haroşa sırası örüp arka parçamızı tamamlayalım. Omuz kısımlarını 5 haroşa sırası örüp arka parçamızı tamamladım arkadaşlar. Şu kısımdan sayarsak toplamda 65 haroşa sırası örmüş olduk. Şimdi ön parçalarımıza geçelim. Ön parçaların bir tanesini ben ördüm arkadaşlar. Diğerini birlikte öreceğiz. Ön parçamız bu şekilde olacak. 41 ilmekle başlıyoruz. Daha sonra yine arka parçada olduğu gibi model kısmımızı 39 sıra örüp daha sonra yine burada kesimlerimiz olacak. Bir ters bir düz olarak örüp ön parçamızı da bu şekilde örüp tamamlayacağız. Şimdi bu bizim sağ parçamız arkadaşlar. Sol parçamızı da birlikte örelim. Sol parçada 5 tane ilik açacağız. Şimdi sol parçamıza geçelim. Sol parçamız için de arkadaşlar ben 3,5 numaralı şişe 41 ilmek attım. 3 haroşa sırası ördüm. Şimdi şu kısımda iliğimizi açacağız. 3 ilmek haroşa örelim. Şu şekilde alttaki ipi şişime geçiriyorum. Yine ters olarak örüyorum. Yanındaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 2. Yani yine 7 ilmek patımızın üzerine 1 ilmek açmış olduk. 12 haroşa sırasında bir iliklerimizi açacağız. Toplamda 5 iliğimiz olacak. İlk iliğimizi burada açmış olduk. Şimdi bu sıramızı da haroşa olarak örelim. Arka sıramızı da tamamlayıp ön yüze geçelim. Ön yüzde model kurulumunu birlikte yapalım arkadaşlar. 4 haroşamız oldu. 4 haroşadan sonra modelimizi kuruyoruz. Yine kenarlarda, sağ ve sol kenarda 7 ilmek haroşamız olacak. 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek haroşa ördükten sonra 2 ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz. 2 ilmek ters örüyoruz.
7 ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde devam ediyoruz. 3 ilmek düz, 2 ilmek ters, 3 ilmek düz, 2 ilmek ters. Sıra sonunda kalan 7 ilmeğimizi haroşa olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi arka yüze geçelim. Arka yüzde kenar haroşa ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Ters ilmeklerimizi ters, düz olarak görmüş olduğumuz ilmekleri de düz olarak örüp sıramızı tamamlayıp ön yüze geçelim. Arka yüzü tamamladım, ön yüze geçtim. Şimdi ön yüzde modelimizi kuralım. 7 ilmek haroşamızı örüyorum. 2 ilmek ters örüp ipimi arkaya alıyorum. 3 düz ilmeğin ortasındaki ilmekten aşağı doğru sayalım. 1, 2, 3. 3. ilmeğe girip şu şekilde 1 ilmek çıkarıyoruz. 1, 2, 3. 3 ilmek düz örüp tekrar aynı yere giriyoruz. 1 ilmek daha çıkarıyoruz. Aynı yerden 2 ilmek çıkarmış olduk. 5 ilmeğimiz oldu. Şimdi aradaki 2 ters ilmeğimi örüyorum. Yine 3 düz ilmeğimizden aşağı doğru sayalım. Ortadaki ilmekten 1, 2, 3. Bu şekilde 1 ilmek çıkarıp 3 ilmek düz örüyoruz. Tekrar aynı yere batıp 1 ilmek daha çıkarıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Bu sıramızı bu şekilde örerek tamamlayalım. Sıramı tamamlayıp arka yüze geçtim. Kenardaki 7 ilmek haroşamızı örelim. İki ilmek düz örüyorum. Arka yüzde, pardon, ön yüzde ters olarak örmüş olduğumuz ilmekleri arka yüzde düz olarak örüyoruz. İpimi öne aldım. Uzun ilmeğimizi örmeden alıyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Tekrar uzun ilmeğimi örmeden alıp 2 ilmek düz örüyorum. Uzun ilmeğimizi örmeden alıyorum. 3 ilmek ters örüp tekrar uzun ilmeği örmeden alıp 2 ilmek düz örüyorum. Bu sıramızı da bu şekilde örerek tamamlayalım. Modelimizin ikinci sırasını. Modelimizin ikinci sırasını da örüp tamamladım. Ön yüze geçtim. Şimdi modelimizin üçüncü sırasını öreceğim. Kenardaki haroşa ilmeklerimi ördüm. 2 ilmek ters ilmeğimi örüyorum. Buradaki uzun ilmeğime şu şekilde batıp 1 ilmek düz örüyorum. Daha sonra uzun ilmeğimi örmüş olduğum düz ilmeğin üstünden geçiriyorum. 1 ilmek düz örüp daha sonra burada düz ilmeğimle uzun ilmeğimi birlikte örüyorum. Bu sıramızı da bu şekilde örerek tamamlayalım. Şimdi arka yüze modelimizin son sırasına yani dördüncü sırasına geçiyorum. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor arkadaşlar. 4 sırada bir modelimizi tekrarlıyoruz. Bu sırada kenar haroşa ilmeklerimizi ördükten sonra 2 ilmek düz, 3 ilmek ters, 2 ilmek düz, 3 ilmek ters olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Modelimizi 4 sırada tamamladık arkadaşlar. Şimdi bu parçada olduğu gibi bir ters bir düz öreceğimiz kısma kadar yani 39 sıra örelim, o kısma kadar gelelim arkadaşlar. Sol parçamızı da o kısma kadar örüp gelelim. 12 haroşa sırasında bir de ilik açmayı unutmayalım arkadaşlar.
sol ön parçamızı ilk haroşa sırasından sayarsak 39 haroşa sırası ördüm. Şimdi artık modelimizi örmeye devam etmiyoruz arkadaşlar. Bir ters bir düz olarak devam edeceğiz. Fakat bu sırada 6 ilmek eksilteceğiz. 41 ilmekle başlamıştık. İlmeklerimizi 35 ilmeğe düşüreceğiz. 12 haroşa sırasında da bir ilik açtım. 1, 2, 3. Burada da 4. iliğimizi açalım. Toplamda 5 iliğimiz olacak. Üç haroşa ördükten sonra alttaki ilmeği şişime takıp ters olarak örüyorum. Yanındaki iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Dördüncü iliğimi de açmış oldum. 7 haroşa ilmeğimi ördükten sonra bir ilmek düz örüyorum. Şimdi burada iki ilmeği birlikte örerek keseceğim. Bir düz, bir ters ilmeğimiz oldu. Şimdi bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz örüyorum. Tekrar iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Toplamda 6 ilmek keseceğiz. 2 ilmek kestik. Şimdi tekrar bir düz, bir ters, bir düz örüyoruz. 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek kesiyoruz. Şimdi tekrar bir düz, bir ters, bir düz, 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir düz, bir ters, bir düz örüp tekrar 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek kesmiş olduk. Şimdi bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ilmek kesiyorum. Çünkü 6 ilmek kesmemiz gerekiyor. Bir ilmek düz örüp haroşa ilmeklerimi örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüze geçiyorum. Kenardaki haroşa ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Şimdi bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz olarak 7 ilmeğimiz kalana kadar örelim. Haroşa ilmeklerimizi örüp sıramızı tamamlıyoruz. Şişimizde 35 ilmeğimiz kaldı. 35 ilmekle kenarları yine haroşa olarak devam edeceğiz. Ortada olan ilmekleri aynı bu parçada örmüş olduğumuz gibi bir ters bir düz olarak öreceğiz arkadaşlar. 39 ilmek model kısmımızı örmüştük. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10. 10 haroşa sırası bir ters bir düz olarak örelim. Daha sonra şu şekilde yakamız için 4 haroşa sırası örmeye geçeceğiz. 39 haroşa sırası model kısmımızı örmüştük. 10 haroşa sırası da bir ters bir düz olarak ördük. Toplamda 49 haroşa sıramız oldu. Şimdi arkadaşlar sağ parçada yakamızı sol taraftan kesmiştik. Şimdi sol parçamızda yakamızı sağ taraftan keseceğiz. O yüzden haroşalarımızı sağ taraftan örmeye başlıyoruz. Şişimizde 14 ilmeğimiz kalana kadar haroşa örüyoruz.
Sayalım 2, 4, 6, 7. 7 ilmek kenar haroşamız. 2, 4, 6, 7. 7 ilmekte bir ters, bir düz. Toplamda sıra sonunda 14 ilmeğimiz kaldı. Şimdi 7 ilmek bir ters, bir düz örüyorum arkadaşlar. Şimdi 7 ilmekte haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüze geçtim. Arka yüzde 7 haroşa ilmeğimi örüyorum. 7 ilmekte bir ters, bir düz olarak örüyorum. Şimdi kalan ilmeklerimi ise sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyoruz. Şimdi bir haroşamız oldu. 4 haroşa sırasından sonra keseceğiz arkadaşlar yakamızı. 4 haroşa sırasına tamamlayıp gelelim. Yakamız için 4 haroşa sırası ördüm. Sonuncu iliğimi de burada açtım arkadaşlar. Şimdi 7 ilmek kenarda haroşamız olacak. 7 ilmek orta kısımda bir ters bir düz. Yine 7 ilmek haroşamız burada devam edecek. 21 ilmeğimiz kalana kadar yakamızı keseceğiz. Şu şekilde 2 ilmeği birlikte örerek kesip tekrar ilmeği şişe takıyorum. Ön yüze haroşa olarak kesimlerimizin gelmesi için bu şekilde kesiyorum. Bu parçada da arkadaşlar arka yüzde hem örüp hem kestim. Yine burada da ön yüze kesimlerimiz haroşa olarak geldi. Şişimizde 21 ilmeğimiz kalana kadar keselim. Şişimde 21 ilmeğim kaldı. 7 tanesini haroşa olarak örüyorum. Yedi ilmek bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz olarak örüyoruz. Sıra sonundaki 7 ilmek haroşamızı örüp sıramızı tamamlıyoruz. Omuz kısmına kadar 21 ilmekle bu şekilde devam edeceğiz. Şu kısımdan haroşamızı sayalım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 haroşa sırası örelim. Daha sonra omuzlarımızı ve kenar dikişlerimizi yapıp yeleğimizi tamamlayalım. Ön parçaları tamamladım. Şimdi omuzlarımızı örerek birleştireceğim. Bu şekilde yeleğimin üzerine ön parçayı koydum. Şimdi bir ilmek arka parçadan, bir ilmek ön parçadan alıyoruz. Bir ilmek arkadan, bir ilmek ön parçadan alıp bütün ilmeklerimizi alalım arkadaşlar. Arka parçadaki ve ön parçadaki bütün ilmekleri şişimize taktıktan sonra şu şekilde yeleğin iç kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Yeleğin iç kısmından kesim yapıyoruz. İpimi örmek için uzun bırakmıştım. Buradaki ipimle örüyorum.
3 ilmeği birlikte kesiyorum arkadaşlar. Tekrar 3 ilmeği alıp birlikte kesiyorum. Kesmiş olduğum ilmeği tekrar şişe takıyorum. 3 ilmeği bu şekilde sıra sonuna kadar kesiyorum. İsterseniz örmüş olduğunuz parçaları kestikten sonra iğne ile de birleştirebilirsiniz, dikerek de birleştirebilirsiniz. Ben örerek birleştiriyorum. Gerçekten çok muntazam oluyor arkadaşlar birleştirmesi. Şu şekilde diğer omzumuzu göstereyim. Hem çok düzgün hem de çok muntazam bir birleştirme tekniği. Arkada da herhangi bir çirkin bir görüntü oluşmuyor. Şimdi bu omzumuzu da örerek kesip tamamlayalım. Omzumuzu örerek birleştirdim. Kalan ipi de arkadaşlar ilmeklerin içerisinden çekip buraya sabitliyorum. Yine ilmeklerin arasından ipi geçiriyorum. Omzumuzu bu şekilde birleştirmiş olduk. Şimdi bu kenarı ben dikmiştim arkadaşlar. Şimdi bu kenarı da dikip yeleğimizi tamamlayalım. Örerken tırtıklı olarak örmüş olduğumuz kısımlardan iğne yardımıyla geçiyoruz bu şekilde. İlmeklerden geçerek dikiyoruz. Bir ilmek arka parçamızdan, bir ilmek ön parçadan alarak birleştiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde dikiş izimiz de belli olmuyor. Modelimizin bittiği kısma kadar dikelim. Yeleğimizi tamamlayalım. Kenar kısmını diktim, tamamladım arkadaşlar yeleğimizi. Gerçekten çok şık bir yelek oldu. Arka kısmı da bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni örgü videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.